Geçmişten günümüze Fallen. Player Bros YouTube kanalından herkese merhaba. Geçmişten günümüze serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçeriğimizin bugünkü konuğuysa Brezilya ve Dünya Counter-Strike arenalarının sembol isimlerinden Fallen. Dilerseniz sizleri daha da bekletmeden hemen içeriğimize geçelim. İşte karşınızda Fallen. Fallen nickname ile bilinen Gabriel Toledo, 30 Mayıs 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Counter-Strike kariyerine 2005 yılında Crashers ile başlayan Gabriel, 2009 yılına kadar 4 farklı takımda forma giydi. Bu süre zarfında ulusal çaptaki birçok turnuvada mücadele eden oyuncu, onlarca şampiyonluk elde ederek hem bireysel hem de takım olarak adını duyurmaya başladı. Bu başarılar sonrasında 2009'un Mayıs ayında Frostfire'a transfer olan Fallen için artık yavaş yavaş dünyaya açılma vakti gelmişti. Dünya çapındaki ilk Premier turnuva deneyimini World Cyber Games 2009'da yaşayan oyuncu daha sonrasında ESWC 2010 gibi turnuvalarda da mücadele etti. Fallen'ın bir sonraki durağı ise FNX ile birlikte forma giyeceği Complexity oldu. Gabriel Toledo sadece Counter-Strike 1.6 arenalarında değil, aynı zamanda Counter-Strike Source arenalarında da zaman zaman mücadele etti fakat 1.6'daki kadar uzun soluklu olmadı. Oyuncu CSGO arenalarına geçeceği Şubat 2013'e kadar birçok takımda forma giydi ve ulusal turnuvalar ağırlıklı olmak üzere onlarca turnuvada birincilik elde etti. Çoğu e-spor sever tarafından 1.6 efsanesi olarak da kabul edilen Fallen'ın istisnasız tüm dünya tarafından kabul edilebilir bir efsane haline geleceği CSGO kariyeri ise Şubat 2013'te PlayArt ile başladı. Kaboom! E-Sports ile mükemmel bir kariyerin zeminini hazırlayan oyuncu, daha sonrasında transfer olduğu Kate Stars'la ESL One Katowice 2015'te mücadele etti. Burada geçirdiği 5 ay ve kazanılan iBuyPower Invitational 2015 Summer Şampiyonluğu oyuncuyu Luminosity Gaming'e taşıdı. Luminosity Gaming ise Fallen'ın kariyerinde adeta bir dönüm noktası oldu. 2015 yılı Fallen'ın ve takım adına ortalamanın üstünde geçti. Fakat 2016 yılı her iki taraf için de bambaşka bir yıl olacaktı. MLG Major Championship Columbus 2016, DreamHack Open Austin 2016 ve ESL Pro League Season 3 Finals, Luminosity Gaming bünyesinde 2016 içerisinde kazanılan en önemli turnuvalar arasında yer alıyor. Austin'de elde edilen şampiyonluğun baş mimarı olan Fallen, MVP ödülüne de layık görüldü. Fallen ve takım arkadaşları 2016 yılının Temmuz ayında CSGO arenaları için çok önemli bir transfere imza attı. Danimarka ağırlıklı kadrosuyla yollarını ayıran e-spor devi SK Gaming, 1 Temmuz tarihinde Luminosity Gaming kadrosunu transfer ederek arenalara zirveden giriş yaptı. Kadronun yeni organizasyonlarıyla birlikte vereceği ilk sınav ise ESL One Köln 2016 idi. SK Gaming bu turnuvayı da şampiyon olarak tamamladı. İki farklı takımda gelen birçok şampiyonluk, Fallen'a 2016 yılının en iyi ikinci oyuncusu unvanını kazandırdı. Birinci sırayı ise oyuncunun takım arkadaşı olan bir başka efsane olan Cold Zera elde etti. 2017 yılı ise SK Gaming ve Fallen'ın kariyerinde unutulmaz yıllar arasında yerini aldı. Intel Extreme Masters 9 Sydney, Esports Championship Series Season 3 Finals, ESL One Köln 2017 ve ESL Pro League Season 6 finalleri 2017 yılı içerisinde Fallen ve Cold Zera'nın önderliğinde kazanılan onlarca önemli turnuvadan sadece birkaç tanesi. 2016 yılı sıralamasında ikinci sırayı elde eden Gabriel Toledo, 2017 sıralamasına 4 sıra gerileyerek 6. sıradan girmeyi başardı. SK Gaming ve Fallen 2018 yılında keskin bir düşüş yaşadı. Yaşanan bu düşüşte Astralis efsanesinin de payı gerçekten büyük oldu. FaZe Clan ve Natus Vincere de bu düşüşü daha da güçlendiren takımlar arasında yer alıyor. Haziran ayına kadar SK Gaming adına mücadele eden Fallen ve arkadaşları Haziran ayı içerisinde Brezilya Counter-Strike arenalarının önemli takımları arasında yer alan MIBR'ın geri dönme kararının ardından MIBR'a transfer oldular. Büyük turnuvalarda mücadele eden fakat
Zotac Cup Masters 2018'de elde edilen şampiyonluk dışında bir Major veya Premier turnuva şampiyonluğu elde edemeyen MIBR'da önlenemeyen düşüş günümüzde de devam ediyor. Fallen, 2017 yılında 6. sırada yer aldığı dünya sıralamasında 2018 yılında ilk 20'ye bile giremedi. Takımından listeye giren tek oyuncuysa 10. sırayı elde eden Cold Zera oldu. Fallen, e-spor arenalarında sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda takım sahibi olarak da yer alıyor. 2012 yılında Fallen tarafından Brezilya'da kurulan Games Academy birkaç yıl önce profesyonel olarak CSGO arenalarında da yer aldı. Fakat günümüzde bir akademi kuruluşu olarak varlığını sürdürüyor. Gabriel Toledo ise bu kuruluşta hem CEO'luk hem de öğretmenlik görevini üstleniyor. Ayrıca şunu da hatırlatmakta fayda var. Fallen'ın e-spor kariyeri sadece Counter-Strike'dan oluşmuyor. Oyuncu 2013-2014 yılları içerisinde Crossfire arenalarında da mücadele etti fakat pek fazla uzun sürmedi. Brezilya ve dünya Counter-Strike efsaneleri arasında yer alan Fallen hakkında bahsedeceklerimiz bu kadardı. İlerleyen zamanda geçmişten günümüze serimizde görmek istediğiniz oyuncular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.